Merhaba arkadaşlar, Müslüm Yardımcı, Kayseri Büyükşehir Belediyesi Huzur Çınarı Aile Danışmanlık ve Rehberlik Merkezi'nde görevli rehber öğretmenim. Bu videomuzda sizlere liselere girişte yeni sistem olan LGS hakkında biraz bilgi vermek istiyorum. Biliyorsunuz bu dönem itibariyle TEO kalktı, onun yerine LGS, ADS, ADS'e dayalı mahalli yerleşim sistemi diye tabir edebileceğimiz iki sistem geldi. Sınavımız nasıl olacak, hangi okullar öğrenci alacak, toplamda kaç tane okul var Türkiye genelinde ve kontenjanımız ne olacak, onlara hep birlikte bir göz atalım. Tüm Türkiye genelinde 1368 tane lise olduğunu görüyoruz sınavla öğrenci alımı yapacak olan. Bu okulların toplam kontenjanı da 126.510 olarak karşımıza çıkıyor. Başvurularımız geçtiğimiz haftalar itibariyle sona erdi. Yani 11 Nisan ile 20 Nisan tarihleri arasında başvurularımızı gerçekleştirmiş bulunuyoruz. Sınav giriş belgeleri 22 Mayıs tarihinde olacak. Bağlı bulunduğumuz, devam ettiğimiz okul müdürlüklerinden bu belgeleri alacağız. Renkli bir şekilde olacak. İçinde fotoğrafımız olacak. Okul müdürü tarafından da onaylanmış bir şekilde bu belgeleri temin etme imkanına sahip olacağız. Sınav 2 Haziran tarihinde gerçekleşecek. Sınav sonuçları da 22 Haziran tarihinde yayınlanacak. Şimdi hangi okulların sınavla öğrenci alımı yaptığını hep birlikte bakmamız gerekirse fen liseleri, sosyal bilimler liseleri, proje uygulayan okullar, mesleki ve teknik Anadolu liselerinin Anadolu teknik programları bu yıl sınavla öğrenci alımı yapacaklar. Sınava dair biraz bahsetmemiz gerekirse sınav iki şekilde olacak. İki alandan oluşacak daha doğrusu. Bir sayısal alan, bir de sözel alan. Sözel alanında toplamda 50 sorumuz olacak. Bu 50 sorunun ortalama düşen dakika miktarı 1,5 olacak. Yani 75 dakikalık toplamda bir tane sınava sahip olacağız. Türkçeden 20 soru gelecek. İnkılap tarihi ve Atatürkçülükten 10 sorumuz olacak. Din kültürü ve ahlak bilgisinden 10 soru. Yabancı dilden de 10 soru olmak üzere toplamda 50 sorumuz olacak ve 75 dakikalık bir süreye sahip olacağız. İkinci bölüm ise 40 soruluk sayısal bölümden oluşuyor. Buradan da 20 tane matematik sorusu gelecek karşımıza. 20 tane de fen bilimleri sorusu gelecek. Bu sınavın toplam süresi de 60 dakika olacak. 8. sınıf kazanımlarından çıktığını görebiliyoruz. Sınavın başlama saati 9.30 olacak. Birinci oturum, yani sözel sınavımız saat 9.30'da başlayacak. Daha sonra 45 dakikalık bir aramız olacak. Akabinde saat 11.30'da da sayısal sınavıyla karşı karşıya kalacağız. Öğrenciler sınava 15 dakika kadar geç kalacaklar. Yani bunda herhangi bir sıkıntı olmayacak. Mazeretiniz olsun veya olmasın. 15 dakika geç kalan öğrenciye de ek bir süre verilmeyecek. Sınav 4 farklı kitapçık türünden oluşacak. Her sorunun 4 tane alt seçeneği olacak, 1 tane doğru olacak. Sınavın sonucunda da tek bir tane puan sistemimiz olacak. Şimdi testlerin katsayısına bakarsak Türkçe, matematik ve fen bilimlerinin katsayısının 4 olduğunu görüyoruz. Din kültürü ve ahlak bilgisi, yabancı dil, inkılap tarihi ve Atatürkçülük alanlarında bir katsayıya sahip olduğunu görmemiz mümkün. Yani burada Türkçe, matematik ve fen bilimleri derslerinin sınavın temel lokomotifleri olduğunu söyleyebiliriz. Yerleşim önceliği de işte olur da hocam, bu bize gelen sorulardan bir kısmı çünkü. Hocam puan eşitliğinde ne olur? Hangi kriterler daha önemli olacak? İşte ben ve arkadaşım aynı puana sahibiz, aynı netlere yaptık. Hangimiz X bir okulu tercihimizde daha öncelik verilecek? Şimdi ilk olarak okul başarı puanımıza bakacak Milli Eğitim. Bunda da eşitlik sağlanırsa öğrencilerin tercih durumlarına bakılacak. Bunda eşitlik olursa öğrencilerin yine devamsızlık, bu da mazeretsiz olmak kaydıyla göz önünde bulunacak. En sonunda tercih sıramıza tekrardan bakılacak. Bu sınavla ilgili bilmemiz gerekenler. 3 yanlış bir doğruyu götürecek öğrencilerimizden gelen, gerek sosyal medya aracılığıyla gerekse gençlik merkezlerimizde bize en fazla gelen sorulardan bir tanesi bu. 3 yanlış bir doğruyu bu yılda götürecek. Liselere girişte diğer bir sistem ise adrese dayalı yerleştirme, mahalli yerleştirme olarak lanse edebiliriz bunu. Şimdi burada bir çember sistemi olacak. İlk önce evimize en yakın, sonra orta ölçekte, en sonunda en uzak şekilde bir kriter belirlenecek. Adrese dayalı yerleştirmede Anadolu liseleri, Anadolu meslek liseleri ve İmam Hatip liseleri öğrenci kabulü yapacaklar. Anadolu liselerinde de bilmemiz gereken temel detay, proje kapsamına girmeyen liseler olduğunu bilmemiz gerekiyor. Peki bunda yerleştirme hangi önceliklerle, hangi kriterlerle belirlenecek? Tercih sırası,
adres yakınlığı, okul lise yerleştirmesi ve okul notları olarak bir kriter belirlenmiş. Burada tercih sırası ve okul notları tamamen bizim sorumlu olduğumuz bir alan. Adres yakınlığı biraz daha ailemizi ilgilendiren bir kriter. Ortaokul lise yerleştirmesi de tamamen Milli Eğitim Bakanlığı tarafından belirlenecek bir kriter olarak karşımıza geliyor. Şimdi bazı arkadaşlarımız güzel sanatlar ve spor liselerine evim yakın buraları tercih edebilir miyim hocam diye soru soruyorlar. Burada da tabii bu okulların yetenek bazlı alım yaptığını bilmemizde fayda var. Yani evimiz yakın olsa bile oraları bizim tercih etme durumumuz söz konusu değil. Liselere girişte yeni sistem hakkında sizlere kısa bir bilgi vermeye çalıştık. İlerleyen zamanlarda özellikle tercih döneminde farklı merak ettiğiniz sorularla tekrardan sizlerle birlikte olmaya çalışacağız. Aklınıza takılan herhangi bir soru varsa da bu videonun altına lütfen yorumlarınızı yapın, sorularınızı sorun, cevaplandırmaya çalışacağız. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Başka bir videoda görüşmek üzere.